Ben tekrar tekrar izleyince daha iyi öğreniyorum. Şimdi harika küçük bebekler için bir patiğimiz var. Evet, çok çok basit, çok kolay ama tarz, trend, moda. Ay çok güzel Gülsüm abi, çok şeker bir şey. Çok güzel oldu. Bu benim klasik annemin bana öğrettiği patiktir. Ben bu patiği çok yaparım. Hemen böyle her yünden yaparım. Renkli renkli yaparım. Şimdilerde çok yapılıyor. Evet. Demek ki dünyada da çok yapılan bir şeymiş. Ben bunu daima siz bebeklere de öyle yapın. Ayağı ölçerek giderim. Giydirin bebeğe. Hani kaç aylıksa o prensipte. Hemen başlayalım Gülsüm Hanım. Şöyle de çıkarıp da göstereyim. Ve biz patiklere böyle bir kalıp yapıyoruz. Çocukların çorabından. Evdeki bazı bu tarz patiklerine yapabilirsiniz. İçine elyaf dolduruyoruz. Kendi patiklerinize de yapabilirsiniz. Elyaf doldurduğumuz bir çoraptan bu patikler için, satış için yaptığınız şeylerde de bu patiklere böyle basit kolay bir fikir. Nasıl Didem? Çok şeker olmuş. Çok şeker değil mi? Aynı şekilde şapkalara da böyle naylon çorabın içine elyaf koyarak hani yazlık hasır şapkalara falan yaparım ben. Evet Gülsüm Hanım, kaç taneyle başlıyorsun? 5 zincir çektim. 5 zincir. Çekiyorum, kapatıyorum. Sık iğne, 10 tane sık iğne yapıyorum. Gülsüm Hanım arasına. Şu ortaları zincir çekerek yapıyor. Göstereyim. Ben de nasıl istersem, o anıma nasıl gelirse böyle yapıyorum. 10 tane sık iğne yapıyorum. Oradan göstereyim. Gel, 10 tane sık iğne yaptıktan sonra. Yaptıktan sonra böyle kapatıyorum. Tamam, bir halka yapıyorsunuz. Sık iğneli bir halka. Kapattım. Sonra her sıraya çift mi batıyorsun? Bu elini koy Gülsüm amcığım. Her sıraya anlat. İkinci sıraya çift batıyorum. Her sıraya yuvaya. Her yuvaya çift batıyorum. Üçüncü sıraya bir çift, bir tek. Yani bere babasına yapar gibi. Evet. Bakın çocuklara küçük bir bere yapsanız yine aynı prensipte yapacaksınız. Evet. Üçüncü sırada bir çift, bir tek. Yedi sıra olana kadar hiçbir artış yapmıyorsunuz. Şimdi bu aşamada hemen bu bebeğiniz küçükse buraya ayağını koyup böyle ölçeceksiniz. Evet. Bebeğin ayağının neresine geliyor? Veya kendinize yapıyorsanız kendi ayağınıza göre. Evet Gülsüm Hanım. Yedi sıra yaptın. Yaptım. Buna mı yedi geldi? Yedi sıra yaptıktan sonra bunu ikiye ayırıyorum. Elini tutuyorum dur. İkiye ayırıyorum. Hiçbir kesme falan yok. İkiye ayırıyorum. Altı sıra örüyorum. Altı sıra ördükten sonra. Yani burası hani spor ayakkabıda da düşünün. Evet. Bağcığın bağlanacağı yer oluyor. Normalde biz bunu şurayı kapalı yaparız. Evet. Buradan devam ederiz. Evet. Altı sıra ördüm, bitirdim. Bitirenden sonra burada beş tane sık iğne bırakıyorum. Evet. Beş tane burada beş kesiyoruz. Tane, bıraktık. Evet. Beş taneyi bırakıyorum. Devam ediyorum. Geliyorum. Beş tane de burada bırakıyorum. Bunu devam edip bitiriyorum. Şimdi burada prensip böyle geliyorsunuz, böyle gidiyorsunuz. Evet. Böyle geliyorsunuz, böyle gidiyorsunuz. Sekiz sıra olana kadar. Burası sekiz sıra. Yani bizim yaptığımız ölçüde. Siz bu aşamada bebeğe giydirirseniz bebeğinizin ayağı belki şurada bitecek. Daha küçükse bu kadar olacak sizin patik. Yani arkaya bir dikiş atacağız. Patiğimiz kapanmış olacak. Kimi bebekte 8 sırada, kimisinde 9 sırada olabilir, 10 sırada olabilir. Tamamlıyorsun. Arkayı mı dikiyor muyuz sonra? Kapatıyorum. Şimdi bu oldu mu? Tığ, evet. Bunun tamamlandı mı? 8 sıra gitti. Bunu 8 sıra ördüm. Tamam. Bu daha örülecek. Bu örülecek. Bunu tamam. Ama şimdi kapatmayı göstersen. Evet. Diyelim ki bebeğimiz daha küçük, bir aylık, iki aylık bir bebek. Ölçtünüz, kapatıyoruz şimdi. Ördüm, sekiz sıra ördüm, varsay bitirdim. Bu şekilde. Kamerayı anlatayım. Evet. Bu şekilde. Tığ üstü alarak. Böyle dikiyorum. Evet. Şimdi ben de şöyle bir şey yaparım. Kapattık ya arkayı. Arkayı kapattıktan sonra arkayı açık bırakarak mesela. Buyurun. Bunu bazen şeyle dikerim. İğne iplikle dikerim. Arkayı kapattıktan sonra ben şuradan kenar giderim.
Yani bu kenarı dönerim şunu yapmadığım için. Hani burası sen kapalı misin? Olduğunu düşünün. Çok güzel. Burasını yaparım. İsterseniz buradan bir boyun da yaparsınız. Patik yapanlar bilir. Çok basit bir patik. Fakat bağcığını nasıl yapıyorsun Gülsüm Hanım? Bağcığını da 55 santim. Ya şeyimiz çok var. Güzel olmuş. Bunu derimiz istedim. Var. Evet. 55 santim kesiyorum. Tamam. Aralardan. Aynı şey... Bağcık geçirir bağcık gibi. Bağcık geçirir gibi. İğnem vardı, şeyin üzerinde kaldı. Neyse. İğneyle geçiriyorum bunu. Bunların fotoğrafını koyacağız. Buradan bakarak zaten bunu geçirebilirsiniz. Bu patik çok güzel. Altına bunun bir deri kaydırmaz. Veya şunu yapıyorlar kaydırmaz için. Eğer yürüyen bir çocuksa sıcak silikondan altlara kaydırmaz yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Sıcak silikonu ısıtıyorlar şu şekilde. Pıt, 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 pıt. Altına koyuyorlar, soğumasını bekliyorlar. Çocuğun ayağı kaymıyor yürüyen bir çocuksa. Evet, bakayım. Bu şekilde. Ay çok güzel Gülsüm Hanım. İnanılmaz tatlış bir şey bu. Bu taraftan geçir, buradan geçir. Şimdi ipimiz ve tığımızın numarasını söylemedik. 2.1 tığımız koton yün. Evet. Zaten şurada bir yazılısı var. Evet. Bunu koyacağız. Çok basit ama Faruk ver bir müzik. Ver bir müzik. Kız çocuklarına pembesini yapın. Buralara kurdele geçirin. Buralardan çapraz bağlayın. Hakikaten çok güzel olur. Veya yeşil yapın. İstediğiniz renk kıyafetine uygun.